Yıllarca sürdürdüğün yalan artık belgelendi. Bu testi sırf %100 emin olmak, içimde kuşku kalmasın diye yaptırdım. Yanılmamışım, sonuç ortada. Sahtekarlığın resmi olarak kanıtlandı. Kenan, ben... Yeter! Yeter, daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Karşımda daha fazla küçülme artık. Bana ihanet ettin. Hepimize yalan söyledin. Herkesi kandırdın sen. Sen nasıl bu kadar rezil olabilirsin ha? Hadi bana acımadın, kızımıza da mı acımadın? Hepimizin hayatıyla nasıl oynarsın? Kenan... Hala konuşuyor musun? Hangi yüzle? Defol git bu evden. Defol git! Peki. Peki, gideceğim. Ama tek başıma değil. Tuğçe'yi almadan hiçbir yere gitmem. Tuğçe'den uzak dur. Eğer gerçekten gitmemi istiyorsan... Tuğçe'siz hiçbir yere gitmem. Bunu böyle bil. Hiçbir yere götüremezsin onu. Tuğçe'yi benden alamazsın. Buna asla izin vermem. Kenan Arzu'yu neden geri çağırmış olabilir ki? Durup dururken niye böyle bir şey yapsın? Babaanne. Aa, kalktın mı sen? Annem mi geldi? Evladım, sen niye çıktın şimdi yatağından? Seni dinlenmen lazım. Canım çok sıkıldı babaanne. Hep ben annemi arıyorum. Nerede o? Sesini duydum biraz önce. Yok kızım, annem falan. Sana öyle gelmiş. Ama sesini duydum diyorum. Yanlış duymuşsun Tuğçe'cim. Yanlış falan duymadım. Sen görmemişsindir. Seher, annem gördün mü? Hayır. Bak. Gelse Seher görürdü ama, değil mi? Hadi bakayım doğru yatağına. Seher, Tuğçe'yi odasına çıkar. Kahvaltısını bugün odasında yapsın. Tamam Ali Hanım. Ama ben çok sıkıldım yatmaktan. Kuzum, öyle hemen ayaklanman yasak. Hastaneden daha yeni çıktın. Oyun değil bu yavrum. Senin dinlenmen, güç toplaman lazım. Sen hele bir iyileş, ben seni ne gezmelere götüreceğim. Aferin benim akıllı kızıma. Babaanneye bir öpücük ver bakayım hemen. Hadi bakayım. Hadi Tuğçe'cim, gel. Ne demek izin vermem? Benim kızım o, benim. Senin kızınsa benim de kızım. Velayeti hala bende. Resmi olarak onun babasıyım. Bana boşanma davası açtığını unutuyorsun galiba. O dava olmayacak. Ne? Nasıl yani? Sen ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Senden asla boşanmayacağım. Sesiydi o. Değildi Tuğçe.
Tuğçe'cim. Nereden biliyorsun? Aynı sesi sen de mi duydun? İlahi Tuğçe, Alem kızsın valla. Neyim neyim? Alemsin. O ne demek? Böyle farklı, eğlenceli demek. Evet, öyleyimdir. Ama yatmak hiç eğlenceli değil. O yüzden ben yatmak istemiyorum. O zaman iyileşmeyi de mi istemiyorsun? Tabii ki istiyorum. O zaman yatman, güç toplaman lazım. Yalnız kalmasam güç toplayamaz mıyım? Nasıl yani? Babamı çağırsana, gelsin. Neden? Kahvaltı yaparız beraber. Hem uyuduğum için bana anlattığı masalın devamını dinleyememiştim. Ama babanın işi var galiba Tuğçe. Sen sınıf başkanı gibisin ya. Sınıf başkanı mı? O da nereden çıktı şimdi? Her şeyi biliyorsun ya. Bunu da düşün bul. Yatman, dinlenmen gerek. Ya da... Babamı çağıracak mısın? Tamam. Ama önce sen bir yat. Ondan sonra ben gideyim babana söyleyeyim. İşi yoksa gelsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Hani benden boşanmak için can atıyordun? Benden boşanmamak için dört dönen sen değil miydin? Al işte, istediğini yapıyorum. Sen bana sahtekar düzenbaz diyorsun ya Kenan. Asıl düzenbaz sensin. Bu kadar yalanın içine batmışken sen hala nasıl konuşabiliyorsun ha? Pes! Ben istersem o boşanma olur. Ayrı yaşıyoruz derim. Beni evden kovdu derim. Aramızda şiddetli geçimsizlik var derim. Her türlü ikna ederim hakimi. O velayeti alırım senden. Zor alırsın biraz. Sen neyine güveniyorsun ya? Asıl sen neyine güveniyorsun ha? Buna izin vereceğimi mi sanıyorsun? Senden izin isteyen yok zaten. Defol git bu evden. Defol git bu evden! Bu yaptığına çok pişman olacaksın. Arzu? İstediğiniz oldu Ali Hanım. Ama hemen sevinmeyin. En yakın zamanda bu eve geri döneceğim. Ve hepinizin sevincini kursağında bırakacağım. Utanmaz. Benim adım da Kenan Emiroğlu'ysa Tuğçe'yi sana vermeyeceğim. Oğlum, iyi misin? Arzu yine canını sıktı değil mi? Ne oldu peki? Niye çağırdın? Ne konuştunuz oğlum? Anne, benim çıkmam lazım. Acil işim var, sonra konuşuruz. Oğlum dur, nereye? Sonra konuşuruz anne. İnan şu an konuşacak halim yok. DNA testi yaptırmış. Her şeyi belgelemiş. Allah kahretsin baba ya. Hani bana söz vermiştin. Hani her şeyi halledecektin. Eğer sen halletmiş olsaydın Kenan gidip test yaptırmayacaktı. Ama bunu bir yaptığını asla unutmayacağım baba. Asla unutmayacağım. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye gideceğim? Allah kahretsin baba. Senin yanından başa gidecek hiçbir yerim yok. Allah kahretsin. Bugün sandviçlerin hepsini satar mıyız ha? Satarız tabii Muhsin amca. Ben yine bağırırım. Taze taze sandviç.
Mis gibi sandviç. Ay ne bu sabah sabah? Pazar yerine çevirmişsiniz burayı. Nereye gidiyorsunuz siz? İşe, sandviç satacağız. Hayır, Ayşegül'ü götüremez. O evde kalacak. Niye? Ben yardım ediyorum Muhsin amcaya ama. Bir sandviç satmak için bile ufacık çocuktan yardım mı alıyorsun Muhsin'e? Tek başına beceremiyor musun be adam? Yok canım, satarım ben de. Hem sen bugün işe gitmiyor musun? Ne yapacak bu çocuk tek başına evde? Sokaklarda yatıp kalkmış bu be. Evde mi kalamayacak? Hem onun neresi çocuk? Koskoca kız olmuş. Yok, olmaz yok ya. Muhsin, bütün gece bu çocuk öksürüp durdu. Hasta mı edeceksin sen bunu sokaklarda ha? Yok, duymadım ben bir şey. Ne duyarsın ki zaten horul horul uyumaktan. Madem öyle, bugün sen evde kal Ayşegül ha? Tamam mı? İyiyim ben, bir şeyim yok. Ayşegül, hem hava da soğuk ya. Sen evde kal, tamam mı? Peki, tamam. Ha, ama bak sakın kimseye kapıyı açma, tamam mı? Hadi Muhsin'cim, hadi. Sen merak etme, git işine hadi. Ay, sandviç kralı mı olmuş benim kocama? Deme öyle ya. Hadi, hayırlı işler, bol kazançlar. Sağ ol Nurten, sağ ol. Hadi geç. Şu montunu ayakkabını çıkar. Ne var? Ha ne var? Niye arayıp duruyorsun sen beni ya? Yeter artık ya, yettiniz hepiniz. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ne diyorsun sen be? Niye arayıp duruyorsun sen beni ha? Niye ikide bir rahatsız ediyorsun? Ben para verirsin diye. Para mara yok canım. Sana tek kuruş koklatmayacağım ben. Para falan alamazsın benden. Ne diyorsun be? İki gün sonra paranı vereceğim demedin mi bana? Evet dedim. Şimdi de vermiyorum diyorum. O zaman benden günah gitti. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Ne yaparsan yap, tamam mı? Ama bir daha sakın beni arama. Arama. Gerizekalı. De bu kadar şey için seninle mi uğraşacağım? Aa! Bu kadın gerçekten deli ya. Gözü dönmüş bu manyağın. Parayı marayı unut diyor ya. Babam nerede? Ya söylesene babam nerede? Aa Arzucuğum, ne bu gerginlik böyle? Sakinleş biraz. Hadi geç otur şöyle. Anlat bakalım. Bir şeye mi kızdın sen? Gonca, bak hiç seninle uğraşamayacağım. Babam nerede? Arıyorum, ulaşamıyorum. Ay Arzu, geldin iki dakikada evin bütün enerjisini negatife çevirdin ya. Gerçi sana da hak vermiyor değilim. Senin yerinde kim olsa bu kadar öfkelenirdi. Sen ne diyorsun ya? Baban diyorum. Yana yakala onu böyle aradığına göre sana söz verdiği bir şey yapmamış belli ki. Niye yapmadı acaba? Halbuki Necdet verdiği sözde durur. Ne dersin Arzu? Sakın onu biri ikna etmiş olmasın. Bugün sizinle bir görüşme yapmıştık hatırlarsanız. Hı. Benim. Onu tamamen unutalım. Hazırladığınız o sahte raporu da atın gitsin. Evet. Evet. O rapor Kenan'a ulaşmayacak. Sen yaptın değil mi? Babamı bu işten sen vazgeçirdin. Tebrik ederim tatlım. Bulmacayı çözdün. Sen kimsin ya? Sen kimsin benim işlerime burnunu sokuyorsun? Babanın karısıyım. Senin bu yaptığın neye mal oldu biliyor musun? Evime gidemiyorum ben. Kızımı göremiyorum. Aa,
Sen çok mu üzüldün? Ay sen şimdi sığıntı mı oldun? Ben seni ne yaparım biliyor musun sen? He? Ya ne yapıyorsun? Geberteceğim seni kadın, geberteceğim. Ya bırak saçımı. Ya yardım et Sevize. Erkut! Ya bırak! Necdet öldürecek bu kadın beni. Ya bırak! Kuzu ne yapıyorsun? Bırak. Ya çekilsene önümden, öldüreceğim ben bu kadını. Kızım kafayı mı yedin? Bırak. Yakışıyor mu size hiç ya? Çabuk götür şunu buradan. Gözüm görmesin yoksa elimden çok pis kaza çıkacak çabuk. Bari ben seni gebertirim. Arzu tamam. Sakin. Hadi. Yürü. Bu iş burada bitmedi Gonca. Ben sana gününü göstereceğim. Bırak. Sen de burada dura dura benim kim olduğumu unuttun. Delirdin mi sen kızım ya? Kafayı mı yedin? Öldürüyordun kadını. Ya o kim ya? O kim? O kim benim içine burnunu sokuyor? Kim mi? Necdet Karapınar'ın karısı. Ya babamı parmağında oynatıyor. Ya koskoca adam. Bu nasıl fark edemiyor ben anlamıyorum. Aşk kızım aşk. Da sen nereden bileceksin tabii değil mi? Seviyor Necdet Bey Gonca'yı Arzu, seviyor. Daha düne kadar hizmetçi parçasıydı. Geldiği yeri çok çabuk unuttu. Bence unutmamış. Ne? Unutsaydı senin ona davrandığın gibi davranmazdı sana. Ettiğini biçiyorsun. Erkut yeter. Hayat dersine hiç ihtiyacım yok benim. Ben gerçekleri söylüyorum Arzu. İster inan ister inanma. Gonca'ya da daha fazla bulaşma derim ben. Ama yine de sen bilirsin. Ben onu ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Önce babamla konuşayım. Sen git çabuk bana babamı bul. Ona benim konuşmak istediğimi söyle. Emredersin. Kenan Bey, daha önce de söylediğim gibi. Eşinizle boşandığınız takdirde Tuğçe'yi kaybetme ihtimaliniz çok yüksek. Genellikle bu durumlarda mahkeme çocuğun velayetini biyolojik ebeveynlerine vermektedir. Tabii ekstra bir durum olmadığı sürece. Bu durumda evlilik akdinizi sonlandırmamak sizin lehinize olacak bir seçimdir. Anlıyorum. Peki ya Arzu boşanmak isterse? Arzu Hanım'ın boşanmaya yanaşmayacağını sanıyordum. Evet, önceden öyleydi. Ama Arzu bugün Tuğçe'yi alabilmek için hakimi ikna edip benden boşanabileceğini söyledi. Peki bu mümkün mü? Yani sadece Arzu'nun talebiyle boşanma gerçekleşir mi? Taraflardan birinin boşanmak istememesi durumunda mahkeme kolay kolay sonuçlanmaz. Ayrıca sizin bir de küçük çocuğunuz var. Bu durumda hakim evlilik kurumunu korumaya çalışacaktır. Yani sadece Arzu'nun talebiyle boşanma gerçekleşmez diyorsunuz. Boşanma gerçekleşebilir ama süreç uzar. Evet. Peki evlilik resmen devam ettiği sürece sorun yok o zaman. Öyle bir şey söylemek mümkün değil. Eğer çocuğun gerçek babası ortaya çıkar ve velayeti üstüne almak isterse elimizden bir şey gelmeyebilir. Gerçek babası mı? Bakın. Tuğçe'nin biyolojik babası değilim. Ama gerçek babası benim. Hislerinizi, duygularınızı anlayabiliyorum. Ama maalesef durum bu. Anlıyorum. Her ne pahasına olursa olsun Arzu ile Necdet'in ellerine bırakmam kızımı ben. Bırakamam. Nasıl yapar bunu bana ya? Ya bana bunu nasıl yapar ya? Hayır senin öz kızın benim. Kanından, canından olan benim. O Gonca değil. Allah ikinizin de belasını versin. Allah ikinizi de kahretsin. Ya sen o kadının sözüne uyup nasıl beni hiçe sayarsın ya? Hayatımı mahvettin baba. Senin yüzünden hayatım bitti. Ama ben de senin hayatını mahvedeceğim. Ben de seni bitireceğim. İyi misin? Niye ki? Yani niye iyi olmayacakmışım?
Gayet iyiyim ben. Gonca, bak Arzu'nun az önce yaptığı şey doğru değil, biliyorum. Geçmişi unutamıyorsun. Ama sen de onu tahrik ettin. İçeride öfkeden deliye dön... Yeter. Yeter Erkut. Arzu marzu duymak istemiyorum. Başka bir şey diyeceksen de demeyeceksen git. Sıkıldım artık ya. Benim güzel karım neden sıkılmış bakayım? Hiç. Öyle otur otur sıkıldım da ben de onu anlatıyordum. Necdet Bey, az önce Arzu Hanım geldi. Size bir şey söyleyecekmiş. Bu Arzu'nun da istekleri hiç bitmez zaten. Söylesin bakalım ne söyleyecekse. Tabii. Hayatım, hemen geliyorum ben. Sevgilim. Sen benim için çok değerlisin, biliyorsun değil mi? Sen de benim için öylesin. Başkalarının işlerini yapacağım diye kendine zarar gelmesine müsaade etmeyecektin. Bana söz vermiştin. Unutmadın değil mi? Sana verdiğim hiçbir sözü unutmam ben. Madem unutmadın, o halde Arzu'nun dediklerine kulak asma artık. Ya onun istekleri yüzünden senin canının daha fazla sıkılmasını istemiyorum. Ben seni kaybedeceğim diye çok korkuyorum. Şş, deme öyle. Yersiz düşüncelere kapılma. Hem sen gel bakayım şöyle. Onun kız olarak zaaflarını bir tek ben biliyorum. Gerçi yıllardır yanında çalışan adamları da biliyordur. Ama kimse konuşmaya yanaşmaz. Tabii ya. Ben konuşacak birini tanıyorum. Selim'e yaptıklarını anlatmazsan seni ihbar ederim dedim. Ama buna nasıl cesaret eder? Benim de canım buna sıkıldı ya zaten. O kim ki? Beni. Necdet Karapınar'ı tehdit etmeye kalkıyor. Ben böyle olacağını gerçekten bilemedim. Çok özür dilerim. Tamam. Hadi asma izini. Tamam. Ama sen de sıkma canını, tamam mı? Hem bak görürsün. O şoför parçası hiçbir şey yapamaz. Boş konuşup dolu tutmaya çalışıyor bence. Ondan çekinmiyorum zaten Gonca. Sadece beni cüretkarlığı rahatsız etti. Arzu? Veysel, nasılsın? Allah Allah. Ya düğün değil, bayram değil. Arzu Hanım bizi arıyor, hala hatır soruyor. Hayırdır ya? Ne oldu? Ne o? Şaşırdın mı? Vallahi şaşırmadım desen yalan olur. Şimdi yani hangi dağda kurt öldü de Arzu Hanım beni arıyor ha? Ne oldu? Seninle çok önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Ne iş? Telefonda söyleyemem. Nedenini öğrenmek istiyorsan bir an önce buluşmamız lazım. Ha, bir dakika bir dakika. Buluşmamız mı lazım? Neden? Of, neden neden? Buluşunca anlatacağım. Tamam mı? Kabul mü? Kabul, buluşalım. Nerede buluşacağız? Bildiğim sessiz sakin bir yer var. Ben sana mesaj atacağım. Olur. Tamam. Gelirim. Görüşürüz. İşte tam istediğim gibi. Baba hayırdır? Karakola mı gidiyorsun? Yok oğlum lan. Ne karakolu? Arzu karısı aradı, onunla buluşmaya gidiyorum. Arzu karısı mı? Arzu ne alaka ya? Ne bileyim oğlum ya. Ben de bilmiyorum. Bir gideyim bakayım kaşıntısı neymiş. Ben de geleyim mi seninle? Gerek var mı? Yok lan yok. Sen burada kal. Ben bir koşu gideyim. Bakayım şunun derdi neymiş. He? Hadi hı. Bakalım.
Nasıl oldu da Biricik karın seni yalnız bıraktı baba? Bu çocukça davranışlarını ne zaman bırakacaksın Arzu? Ne? Çocukça mı? Benimle konuşacaklarım varmış. İnşallah mühim şeylerdir. Benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok baba. Ne bu haller Arzu? Oyuncağını mı aldılar yine elinden? Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Acımasız? Pardon. Hatta hafif bile kalabilir. Sen kızının mahvoluşunu izleyebilen bir canavarsın. Ya sen? Sen farklı mısın ki benden? Arzu, biz aynıyız. Birbirimize çok benziyoruz. Senin yüzünden bütün hayatım ellerimden kayıp gidiyor. Kızımdan, evimden, kocamdan oldum ben. Beni suçlayacağına biraz kendini sorgulamayı denesen. Hani her şeyi halletmiştin baba? Ha? Hani her şeyi halletmiştin? Doktor Kenan'ı arayıp testin yanlış olduğunu söyleyecektin. Kenan ne yapmış biliyor musun? DNA testi yaptırmış. Tuğçe'nin kendi kızı olmadığından %100 emin artık. Sen elini daha çabuk tutsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı baba. Olanların bütün sorumlusu benim yani, öyle mi? Baba ne olur bana yardım et. Baba beni bir tek sen kurtarırsın diye yalvaran sen değil miydin? Ama yapmadın baba. Yapmadın. Benimle oyun oynadın sen. Senin bitmek bilmeyen hatalarından bıktım. Çukura her düştüğünde bana geliyorsun. Ben seni düzlüğe çıkarttıkça sen daha da dibe batmak için çabalıyorsun. Biliyorum ben. Biliyorum. O karın doldurdu değil mi seni? O seni kandırdı. Baba sen nasıl göremiyorsun ya? Onun bir yılan olduğunu nasıl göremiyorsun sen ya? Nasıl göremiyorsun? Nasıl? Arzu doğru konuş. Ağzından çıkanı kulağın duysun. O kadın benim soyadımı taşıyor. Haddini bil. Sen bana, öz kızına o kadını tercih ettin baba. Senin yüzünden her şeyimi kaybediyorum ben. Her şeyimi. Benim yüzümden ha? Benim yüzümden. Ben mi dedim sana git o seyisten çocuk beydahla diye ha? Ben mi söyledim sana? O çocuğu bir güzel Kenan'a yuttur diye. Baba bırak kolumu, canımı yakıyorsun. Kenan'la. Benim düşmanımla evlenmek için beni arkamdan bıçakladın. Ne çabuk unuttun. Baba bırak kolumu. Bütün kalleşliklerine rağmen seni belalardan kim kurtardı? He? Konuş! Ben ellerimi uzatmasaydım o hapishane köşelerinde çürüyor olacaktın şimdi. Sersem. İstersen tek bir lafımla seni yine oraya gönderirim. İşte o zaman hayatın ellerinden kayar gider. Bundan sonra laflarını ölç, tart, öyle konuş. Bir daha da ne beni, ne karımı böyle gereksiz şeylerle meşgul etme. Anladın mı? Şimdi yıkıl karşımdan. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Aptal. Sana hiç güvenmemeliydim. Ama söylediğim bütün sözler için pişman edeceğim seni. Ben batıyorsam seni de yanımda götüreceğim. Aç ağzını yavrum. Çok sıcak mı? Yanmadın inşallah. İyi babaanne. Tadı da güzel. Afiyet olsun yavrum. Bunu iç. Sonra da ilaçlarını vereceğim. Baba.
anne? Efendim kızım. Ben ne zaman iyileşeceğim? Çok sıkıldım burada böyle yatmaktan. İyileşeceksin yavrum. En kısa zamanda ayaklanacaksın inşallah. Birazcık daha sabret. Okulu da çok özledim. Okula gitmek istediğine göre epey sıkıldın demek ki. Evet, çok istiyorum. Hem derslerimden de geri kalıyorum. Şimdi Cansu her şeyi öğrenmiştir. Ben gidince hiçbir şey anlamayacağım. Anlarsın yavrum. Niye anlayamayasın ki? Gerekirse takviye alırız. Takviye mi? Hemen alırım o zaman. Tuğçe, güldürdün beni. Yardım yavrum, destek yani. Anladım. Baba. Geldin mi oğlum? Nasılsın kızım? İyiyim baba. Ama yataktan çıkmama izin vermiyorlar. İyice iyileşmeden çıkmak yok zaten. O ne? Senin için aldım. Ne bu? Aç bakalım. En çok sevdiğim bebek. Çok teşekkürler babacığım. Hem sen nereden biliyorsun bunu çok sevdiğimi? Babalar kızlarını çok sevdikleri için ne istediklerini de çok iyi bilirler. Çok sağ ol babacığım. Ben de seni kocaman seviyorum. Canım kızım. Sen hep mutlu, hep sağlıklı ol. Hep benim yanımda ol, güzel kızım benim. Sosyete. Sen de bayağı hayırsız çıktın ha. Hiç orayı sormuyorsun. Güceniyorum bak ama. Boş boş konuşma. Konuşmamız lazım. Hayırdır? Beni böyle apar topar çağırdığına göre sen gene bir hatlar karıştırıyorsun ha. İlginç. Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Duyduğuma göre bu ara bayağı cesur davranıyormuşsun. Ha, ne gibi? Necdet Karapınar'ın karşısına çıkmak yürek ister. Kızım, o Necdet Karapınar'sa ben de Veysel Şimşek'im. Ben senin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Elinde iyi bir koz olmasa babamın karşısına çıkıp onu tehdit edemezsin. Elinde ne var Veysel? Sen Necdet mi gönderdin? Ha? Gene ne dolaplar çeviriyorsun? Oyun mu oynuyorsun benimle? Niye çağırdın beni buraya? Paranoyak paranoyak konuşma. Bir dinle. Babamla Gonca konuşurlarken duydum. Senden bahsediyordun. Onu epey sinirlendirmişsin. Elinde ne var bilmiyorum. Ama o şey her neyse benim ona ihtiyacım var. Yok ya. Kafama tek kurşun sıkayım daha iyi be. Veysel. Babam bana çok büyük bir kazık attı. Ben evimden, kızımdan uzakta yaşarken o hizmetçi parçası da sefasını sürüyor. Bana ne bunlar? Benden ne istiyorsun? Ondan öcümü almam için bana yardım etmeni istiyorum. Ha. Ne planlıyorsun sen gene? Babamı hapse attırmayı. Güzel karım kendi elleriyle kahve mi yapmış bana? Bakıyorum eve çabuk alıştım.
Sen yanında olduktan sonra her yere alışırım ben. Ama yeter ki huzurumuz olsun. Ne oldu hayatım? Burada huzurlu değil misin yoksa? Boş ver. Ne oldu? Söylesene. Bir şey mi oldu? Arzu bir şey mi dedi yoksa? Bugün bayağı tartıştık. Hatta tartışmadan da öteydi diyebilirim. Ya böyle kendi kızını sana şikayet ediyormuş durumuna düşmek istemiyorum ama benim artık daha fazla dayanacak gücüm inan kalmadı. Özür dilerim. Senin de başını şişirdim değil mi? Ha yok, hayır. Bak, Arzu benim kızım. Ama sen karımsın. Önceliğim sensin. Bunu aklından çıkarma. Senin mutluluğun için ne gerekiyorsa yaparım. Ama bunun için biraz sabırlı olmanı isteyeceğim senden. Niçin? Arzu'yu başka bir yere gönderebilmem için. Ondan sonra sadece ikimiz yaşayacağız bu evde. Sana söz veriyorum. Ne diye inanayım ki sana? Bugüne kadar yapmadığın kötülük kalmadı. Nereden bileyim gene bir dolap çevirmediğini? Ha? Belki de benimle oyun oynuyorsun. Veysel, evimden, kızımdan ayrı kaldım diyorum. O sonradan görme Gonca. Bana neler yapıyor senin haberin var mı? Hem sen Selim içeriden çıksın istemiyor musun? İstiyorum. E tamam işte. Ortak olursak ben ne gerekiyorsa yaparım. Tek istediğim babam içeri girsin. O Gonca da tek başına kalsın. Girecek zaten. Sen rahat ol. Nasıl olacak peki bu? İşte bununla. Canım. Güzel kızım. Mis kokulum. Ne olursa olsun sen benim hala küçük prensesimsin. İşte bu yüzden seni asla bırakmayacağım. Elif'i de bulacağım. Evimizde hep beraber mutlu yaşayacağız. Sana söz veriyorum. Bunu yapacağım. Acıktı seni yoksa? Ben şimdi yediririm sana, merak etme. Aç bakalım ağzını. Demek vermeyeceksin Arzu Hanım'a paramı. Ama dur sen. Yarın sabah çiftlikte bu kız babasıyla kahvaltısını yapsın da. O zaman göreceğim ben senin suratını. Hadi gene iyisin sosyete. Dört ayak üstüne düştün ha. Eski dostluklar diyelim. Hemen halledeceksin değil mi? Sen hiç merak etme. O iş bende. Bu iş bu kadar sevgili babacığım. Sanırım sonunda sana layık bir evlat olduğumu kanıtladım. Yarın çiftlikte bir misafiriniz olacak. Müjdemi isterim. Elif artık babasına kavuşuyor. Sen eksiktin. Allah kahretsin. Telefonunu kapatmış. Alo.
Arzu. Bir iyi akşamlar yok mu? İyi akşamlar. Kuru kuru iyi akşamlar. Öyle mi? Bizimle oturmayacak mısın? Çok yorgunum. Odama çıkacağım. Size iyi oturmalar. Harcayacağını da bilmiyorum. Üç kuruş etmez bunlar. Bunlar benim hiçbir işime yaramaz ki. Hadi açıl. Açıl. Ne yapıyorsun sen benim odamda? Senin ne işin var burada? Ben küpümü kaybettim de taşırlarken buraya mı karışmış diye bakıyordum. Sence ben aptal mıyım? Benim buna inanacağımı mı düşünüyorsun sen? Ne diyorsun sen ya? Ay isterinden isterinden ama küpemi kaybettim. Benim odamda ne yapıyorsun dedim sana. Senin zevksiz takılarına kalmadım canım. Ha, demek takılarım öyle mi? Ay seninle hiç uğraşamayacağım şimdi ben. Dur bakalım. Ah zaman vurur geçer yüzüme. Acısı kalır. Gözlerimde gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar. Sözlerimde dağıtır ayırır bizi kader. Uzak bana yasaklı yüzüm. Çoğalıp büyüyor içimde keder. Ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm.